Merhaba, bu dersimizde fonksiyon örneklerini geliştireceğiz. Farklı türde fonksiyonlar tasarlayacağız. İlk yapacağımız fonksiyon, öncelikle çok basit olacak tabii ki. Func. Func ile başlıyoruz ve say hello diyorum. Bu bize sadece ekrana hello desin. Bu kadar. Bu tanımı function tanımını paket seviyesinde yazmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz main de aslında bir func'tır. Bu uygulamanın başlangıç alanıdır. Olmazsa olmazdır main fonksiyonları. Biz de farklı bir scope'da, yani function'ın dışındaki bir scope'da yeni bir fonksiyon tanımladık ve bunu oluşturduk. Burada da say hello'yu çağırabiliyorum. Bu şekilde. Go run main go dediğimde gördüğünüz gibi hello çıktısını alabiliyoruz. Bunun farklı versiyonlarını da yapabiliriz. Mesela biraz değiştiririz. Say hello. Şurayı sileyim. Say hello'yu da dışarıdan parametre alır şekle getiririz. Ve içeride de deriz ki sen hello'yu değil, dışarıdan gelen mesajı göstereceksin. Ve bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi kullanalım. Say hello. Bu sefer de hi olsun. Gördüğünüz gibi parametrik hale getirdik. Bunu şu şekilde de programatik hale getirebiliriz. Şöyle yapalım. Hi. Message dedim. Bu da aynı sonucu verecek. Peki şöyle bir şey yapsam. Biraz sınırları görelim. Ekrana yazdırdıktan sonra mesajın değerini hi go olarak değiştirdim. Acaba şurada kullanırken mesajın verisi değişmiş olacak mı? Clear. Tabii ki değişmedi. Şimdi burada olay şöyle. Anlatmak istediğim olay. Biz dışarıda şuradaki scope içerisinde, main scope'unda bir mesaj değişkeni tanımladık. Onu say hello'ya gönderdik. Buraya gönderildiğinde fonksiyonlar standart olarak value type olarak çalışırlar. Value type gönderdiğiniz zaman onun hafızadaki adresini değil, yani pointer üzerinden değil, sadece veriyi kopyalayarak çalışırlar. Yani say hello'ya gelen mesaj adındaki değişkenin değeri kopyalanır içeriye. İçeride kullanılır. Ondan sonra sen bunu istediğin kadar değiştir. Bu dışarıdaki orijinal mesaj değişkenini etkileyemez. Çünkü hafızadaki adresi function'ın içerisine girmiyor. Şuradaki değer içeriye kopyalanıyor. İçeride işi bittikten sonra şurada artık yok olur. Ama dışarıdaki nesne orijinal bir şekilde hafızadaki alanı da farklı bir alanda olduğu için pointer'ı farklı olduğu için birbirini göremez. Ve o yüzden de şuradaki değişiklik geçersizdir. Peki bunu pointer'la yapsam acaba nasıl olur? Yani ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesaj değişkeninin değerini kopyalamasını değil, fonksiyonun içerisine değerini kopyasını değil, doğrudan mesaj değişkeninin adresini göndermek istiyorum. Bu sayede de şuradaki ekrana yazdıktan sonra mesaj değişkeninin değeri değiştirildiğinde artık şuradaki fonksiyondan sonra da mesaj değişkeninin değeri değişmiş olacaktır. Hatta şunun da değişmiş olacaktır. Şimdi bunu nasıl yapalım? Örnekleyerek
görelim. Gayet basit. Şurada diyorum ki ben string değil, string pointer string göndereceğim buraya. İçeride de bu şekilde tanımlıyorum. Burada da değerini bu şekilde değiştiriyorum. Şuraya geldiğimde de buraya şu ampersand sanırım şu işaretle birlikte gönderiyorum ben mesaj değişkenini. Bu sefer şöyle oluyor. Mesaj diye bir değişken var, değeri var. Buraya gönderdiğim mesaj değişkeninin değeri değil, şuradaki işaret sayesinde pointer'ını gönderdiğimi söylüyorum. Burada da zaten ben pointer istiyorum diyor bize. O yüzden dışarıdan da bunu göndermek zorundayım artık. Ve burada da mesajın hafızadaki adresini gönderiyorum. Mesaj nesnesinin hafızadaki adresini içeriye gönderiyorum. Ve buradaki işlemler de artık şurada oluşturulmuş olan mesaj nesnesinin hafızadaki adresi, doğrudan adresi üzerinde gerçekleşiyor. Yani şuradaki metot olayı ile buradaki mesaj nesnesi aslında aynı, tamamen hafızadaki aynı nesne üzerinden konuşmaya başlıyor. Kopya üzerinden değil. Bu value type ile reference type arasındaki farktır, en temel farktır diyebiliriz. Son olarak basit ama önemli bir konuyu daha örnekle inceleyelim. Bakın func add adında iki parametre alan şu şekilde y int, geriye de integer dönen bir function'ım var. Bu function sadece tek yaptığı x ile y'yi toplayıp geriye dönmek. Bunun nasıl kullanıldığını biliyoruz. Buradaki tanımda birkaç püf nokta söyleyeceğim. Öncelikle dikkat ederseniz şurada iki tane integer tanımlaması var. Bu diyor ki buna gerek yok. Çünkü zaten bunların ikisi de integer. Sen şunu kaldırabilirsin diyor. Ben şu sağ taraftaki değişken veri tipi neyse sol taraftaki bütün parametreleri aynı tipte tanımlarım diyor. Yani şu şekilde rahatlıkla kullanabiliriz. O zaman da add deriz. PMT print line ile test ederiz. 3,4 çalıştıralım. 7. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Peki o zaman şöyle bir durum söz konusu. Acaba ben bunlardan sonra yeni bir parametre tipi daha tanımlasam o zaman ne olacak? Sorun yok. Şöyle yapabilirsiniz. Bu geçerlidir. Hemen parametremizi gönderelim. Gördüğünüz gibi bakın açıklama kısmında da x, y, int, z, string olarak göründü. Çalıştırdık. Sonuç aynı. Bunlar da ufak tefek nüanslardı diyebilirim.